Herkese merhaba. Galatasaray Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili renktaşlar, Galatasaray'ımızda bu sezon kiralık giden futbolcularda son durum ne? Nasıl bir performans gösteriyorlar? İstatistiklerin nelerdir? İyi bir performans mı, kötü performans mı? Takımlarında forma şansı buluyorlar mı? Bu çok önemli çünkü kiralık gönderdiğimiz futbolcuların takibini yapmamız lazım. Ben de bu yayında sizlere bu futbolcuların performansından ve devamlı forma giyip giymediklerinden son durumlardan bahsedeceğim. Birkaç futbolcudan bahsedeceğim ama bu seriye devam edeceğim. Her hafta olduğu gibi bu seriyi her hafta sonu bu şekilde sizlere sunacağım arkadaşlar. Lütfen bu tarz serinin devamı için sizden ricam şu: yayınımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. O zaman ilk Yunus Akgün'den başlayalım arkadaşlar. Grafikler üzerinden anlatacağım sizlere. Bu futbolcuların grafikler üzerinden daha kalıcı olacağını düşünerekten bu şekilde anlatmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Peki Yunus Akgün, 21 yaşında, 2000 doğumlu Yunus Akgün'den bahsediyoruz. Bu senenin başında Adana Demirspor'a PTT 1. Lig'e kiralık gönderilmişti. Bu sezon 15 maçta 7 maçta ilk 11'de forma şansı buldu. Bunların 8'i sonradan oyuna girmek şartıyla toplam 15 maçta forma şansı bulmuş bir Yunus Akgün'den bahsediyoruz. 266 toplam pas yapmış bir futbolcu. Bunların 215 pası isabetli. Yani pas isabet oranı %80,8, başarılı pas yapmış Yunus Akgün. Toplamda 20 şut çekmiş, 11'i isabetli. Bu şutların Yunus Akgün'ün de golcü bir isim olduğunu söylemek lazım. 15 maçta 3 gol kaydetti Yunus Akgün. %62,5 hava topu başarısı elde etmiş. Bu çok önemli bir istatistik arkadaşlar. Yani şöyle, Yunus Akgün biliyorsunuz boyu kısa bir futbolcu. Fizik olarak da yetersiz olduğu düşünülen bir futbolcu. Yani fizik güç olarak boy ve fizik güce bağlı olaraktan Süper Lig'de çok zorlanan bir futbolcu. Ama 1. Lig'de bence böylesine %62,5 oranında hava topu başarısı bence bu futbolcu için başarılı. %53 ikili mücadele kazanmış Adana Demirspor'da 15 maçta. Bu da önemli arkadaşlar. Yani fizik olarak yetersiz olduğunu düşündüğümüz Yunus Akgün %53 oranında ikili mücadeleyi kazanmış. Yani her girdiği ikili mücadelenin bir tanesini kazanmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Bu çok önemli bir istatistik. %75 oranında top kapma. Bu da önemli. Ofansif gücü olduğu kadar defansif olarak da iyi olduğunu gösteriyor. Yani top kapma konusunda da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Yunus'la ilgili grafiğimiz bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak baktığımız zaman iyi bir istatistik. Geleceğimizin bu yıldızlar, bu gençlerin elde olduğunu biliyoruz. Artık ortamında bulunduğumuz ekonomiden dolayı daha çok böyle genç futbolculara yatırım yapmak lazım. Bu futbolcuların da takibini yapmak lazım. Ben Yunus'un performansını genel olarak beğendim arkadaşlar ama takibini sürdüreceğim. Size bunun raporlarını önümüzdeki zamanlarda yeni maçlar oynadıkça tabii ki bir kez daha soracağım ama ben genel olarak da bu grafiği çok beğendim. Bir sonraki futbolcuya geçiyorum hemen. Evet, Berk Balaman. Bu da bu sene Ankaraspor'a, yine birinci lig takımı Ankaraspor'a kiralık göndermiştik ki Berk Balaban içinde Galatasaray'ımızın gelecek kalecisi dediğimiz bir kaleciydi. Berk Balaban da 2000 doğumlu, 1,98 boyunda arkadaşlar, hemen hemen 2 metre boyunda bir kaleciden bahsediyoruz. Peki ne yapmış bakalım bu sezon? Bu sezon 7 maçta sadece forma şansı bulmuş. 630 dakika sahada kalabilmiş. Bu 7 maçında 7'si de ilk 11'de arkadaşlar. Bunu söyleyelim. 14 gol yedi 7 maçta. Çok fazla. Yani maç başı 2 gol yiyen bir kaleciden bahsediyoruz. Gol yemediği maç sayısı 1. Bir maçta kalesini gole kapatan Berk Balaban'dan bahsediyoruz. Tabii burada 7 gol sayısını yani çok kaleye almamak gerek. Çünkü Ankaraspor çok büyük sıkıntılar yaşayan bir kulüp. Savunma anlamında olsun, kulüp olarak olsun büyük problemler yaşıyor. O yüzden burada Berk Balaban'a yüklenmek doğru olmaz. Keşke Galatasaray'ımız böyle biraz daha zirveye oynayan takımlara kiralık gönderse futbolcularını, çok daha iyi olur. Mesela Yunus, Atalay, bunlar zirveye oynayan takımlarda olduğu için biraz daha kendini gösteriyorlar. 206 toplam pas yapmış, 106 isabetli pas yapmış bunların. %51,5 başarılı pas isabeti var Berk Balaban'ın kaleci olarak. Peki
Kurtarışlara gelelim. Kaleci olarak %57,6 oranında başarılı kurtarış yapmış. 10 yumruklama, 10 defa da uzaklaştırma yapmış. Bir kurtarılan penaltı var. Bu da önemli. Berk Baraban için önemli bir istatistik, penaltı kurtarması da ona bir özgüven kazandırmıştır. Berk Baraban'la ilgili aktaracaklarım bunlar sevgili arkadaşlar. Bir sonraki grafiğe geçeyim. Yani bu futbolcuların takibi çok önemli arkadaşlar. Bakın gerçekten de çok önemli. Bunları takip etmek lazım. Geleceğimiz bu gençlerin elinde. Ne olursa olsun Galatasaray'ımızın bu gençlere ihtiyacı var. Önümüzdeki yıllarda yabancı sınırı olacak. Bu yabancı sınırına bağlı olarak da bu tarz futbolcuların da değeri biraz daha artmış olacak. Geçiyorum Atalay Babacan'a. Adanaspor'a kiralık göndereyim işte bu sezon. 2000 doğumlu. Hem 6 numara hem 8 numara hem 10 numara oynayabilen bir futbolcu. Bu sezon 16 maçta 11 maçı ilk 11 olarak sahaya çıkmış. 16 maçın 11'i ilk 11, 5 maçı da sonradan oyuna girmek şartıyla toplamda 16 maçta forma giymiş. 883 dakika sahada kalmış. 317 toplam pas yapmış. 253 isabetli pas yapmış. %79,8 başarılı pas. 6 toplam şut çekmiş. 5 isabetli şut çekmiş. Atalay Babacan yani şut konusunda biraz daha iyi olması lazım. Yani Yunus Akgün 20 şut çekmiş arkadaşlar. Bu 20 şutun 11'i isabetli. Atalay Babacan sadece ama sadece 6 şut çekmiş 16 maçta. Yani Yunus'un istatistikleri daha iyi bakıyorsunuz. 27 toplam şut, 11 isabetli. Atalay'ın biraz daha özgüvenini arttırması lazım Adanaspor'da. Orta sahada gelecek vadeden bir isim. Galatasaray'ımız adına da çok umut veren bir isim. Hava topu çok şaşırttı beni. Hava topu hakimiyetindeki başarısı %43,8. Yani nereden bakarsanız %50'nin altında olması kötü tabii ki. İkili mücadele %50-%50. Yani her girdiği ikili mücadelenin ikisinden birini kazanan bir futbolcu ama birini kaybettiğini söyleyelim. %63,2 top kapma. Bu da çok önemli. Biliyorsunuz hem 8 hem 6 hem 10 numara oynayan bir futbolcu. İşte top kapma özelliği onun 8 ve 6 numarada oynama özelliğinden geldiğini söyleyebiliriz. Peki 2 gol atmış. 16 maçta 2 gol. Bu da önemli bir istatistik. Atalay Babacan için. İnşallah Atalay da önümüzdeki yıllarda Galatasaray'ımıza layık olacaktır. Ben Atalay'dan çok ama çok umutluyum arkadaşlar. Fatih Terim'in de önem verdiği isimlerden bir tanesi Atalay Babacan. Çok yetenekli bir isim. Biliyorsunuz Türkiye milli takımında da yani alt yaş milli takımlarında forma şansı bulan bir futbolcu. Yunus da aynı şekilde. Ama Atalay'ın özellikle de genç takımlardaki başarısı dillere destan diyebiliriz. Peki arkadaşlar bugünlük 3 futbolcu sadece grafiğini size anlattım. Çok fazla uzun olmasın video diye. Önümüzdeki günlerde diğer kiralık gönderdiğimiz futbolcuların da bu şekilde grafiklerini sizlere ekrana getirip sizlere anlatacağım. Çünkü çok futbolcumuz var arkadaşlar. Erkan Süar var. Süleyman Duş var. NBA Cagney'e gitti. Onu da önümüzdeki günlerde tabii ki dile getireceğim ama şu anda çok erken. Bütün futbolcularımızı, bütün genç futbolcularımızı bu şekilde arkadaşlar sizlere grafikler üzerinden neler yaptıklarını anlatacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim.